157. Piyade Alayı Şehitliğine geldik arkadaşlar bugün. Tabii içimiz böyle kıpır kıpır, tüylerimiz diken diken. Kahramanların anıtı. Ülkemizin tüm toprakları karış karış kahramanlıklarla, destanlarla dolu. Onlardan da en büyüklerinden, gerçi onların büyüğü küçüğü olmaz destanın, kahramanlığın, ama en çok ziyaret etmek istediğimiz yerlerden bir tanesi 57. Piyade Alayı Şehitliği. Evet, jandarma gördüğünüz gibi buraya getirilmiş. Jandarmadaki askerlerimiz bu ruhu öğrenebilmeleri için, bakın anlatan bir tane referancamız var. Tek tek askerlerimizi anlatıyor. Onlar da ziyarete gelmişler bugün. Jandarma birliğimiz. Tek tek bilinçlendiriliyor. Şehitlerimizi tek tek, bakın, askerlerimize gezdiriyorlar. Buradan da jandarmaya, jandarma genel komutanına, İçişleri Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Gerçekten askerlerimizi getirmişler buraya. Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelmiş vatan evlatlarını alıp getirip buraya gezdirip bilinçlendiriyorlar. Evet, Hasan Efendi Turgutlu'dan, Mekke'den gelmiş Aziz Efendi, bakın şehit olmuş. 2. Tabur 7. Bölük Mekke'den gelmiş. Elbistan Necmettin Efendi, İsmail Hakkı Efendi Balıkesir, Hicaz, bakın Hicaz'dan gelmiş. Sinop, Söğüt, bakın Çerkeş, Ödemiş, Gebze, Babaeski, Bucak, Bursa, vatan toprağın her yerinden. Bakın Manastır'dan gelmiş, şehit olmuş 1915'te. Konya, Bitlis, Vize, Aziziye, Tosya, Pazarcık, Bursa, İzmir, Eğridir, her yerden 1915 yılında burada hakka kavuşmuşlar. En büyük mertebeyi, şehitlik mertebesine ulaşmış atalarımız. Bakın Nazilli, Karamüzel, Boyabat, Taşköprü, İnegöl, Cide. Burada 57. Piyade Alayımız, askerlerimiz göğüs göğüse, süngü mesafesinde, süngü savaşlarıyla şehit olmuşlar hepsi. Onun için geçmişimiz, hep dediğim gibi, böyle nasıl anlatayım ki, insanın da bazen dili tutuluyor işte. Atalarımız işte her zaman diyorum, gözlerini kırpmadan vatanı için şehit düşmüşler. Onun için kimseye biz bu topraklarımızı kaptırmayız. Hiç öyle boşu boşuna öyle ümitlenmesin. Yabancı ülkelerdeki art niyetli insanlar, politikacılar, hiç ümitlenmeyin, kimse bizim birliğimizi bozamaz. Bakın askerlerimiz gelmiş ülkenin dört bir yanından. Kim bilir nereli bu askerlerimiz, yani kim Iğdırlı, kim Ankaralı, kim Yozgatlı, ama bakın jandarma genel komutanlığı tek tek gezdiriyor. Belki de kendi memleketlerini arıyorlar burada. Bandırma, Manavgat, Karacabey. Evet. İşte o ünlü 57. Alay piyadelerimizin anıtı burada hemen. Tabii burada da hepinizden bir şehitlerimiz için Allah dedim, ayağıma bir şey sokuyor. Tabii hepinizden şimdi şehitlerimiz için bir Fatiha istiyorum. Hepimiz onların ruhuna gönderelim. Bismillahirrahmanirrahim.
nefsinin ruhuna gitsin. Mekanları cennet olsun. Burada bir ihtiyar dedemiz var. Çocuğun elinden tutmuş. Bir bakalım bu heykelde ne anlatılıyor, neymiş. Bir görelim. Yaşlı dede ve bir çocuk. Ne diyor? Tabii çok ufak yazmışlar, okuması da. Dünyanın en yaşlı gazisi Hüseyin Kaçmaz. Balkan ve Çanakkale Savaşları'na katılmış. 10 Ağustos 1915 Jonkbayırı Savaşı'nda yararlanarak gazi olmuş. 1922 Dumlupınar Meydan Savaşı'nın da kahramanlıklar göstermiş ve İstiklal Madalyası almış. Doğum yeri Zonguldak, Ereğli, Kestaneci köyünde 10 Eylül 1994 tarihinde 110 yaşında vefat etmiştir. 1903 yılında yapılan 57. Alay Şehitlerinin açılışına katılan Hüseyin Dede küçük Eylül savaş günlerini anlatıyor. Küçük Eylül'e savaş günlerini anlatıyormuş da bu kadar da ufacık yazmaya gerek yok. Yani biraz büyük yazsalarmış. Herkes okumuş, okusaymış. Evet. Mustafa Kemal yarvayken söylediği bir söz. Çanakkale Zaferi Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayan hayret ve tedbir, tebrik bir misaldir. Yarbay Mustafa Kemal. Şimdi hemen orada alışveriş yapabileceğiniz yerde. Tamam, rehberden gitmiş ama bak bizim rehber orada. Evet, şimdi burada da hediyelik eşya satan yerler var. Hemen şöyle. Burada tabii bir tane de heykel var, büyük bir heykel. Göstereyim orayı da size. Evet, hediyelik eşya satan dükkanlar. Evet, burada da bir tane süngü takmış Mehmetçiğimiz. Hemen bakalım. Çanakkale türküsü var arkadaşlar. Buraya Çanakkale türküsünü yazmışlar. Çanakkale içinde vurdular beni, ölmeden mezara koydular beni, ah gençliğim eyvah. Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı, ah gençliğim ah. Çanakkale içinde bir uzun selvi, kimimiz nişanlı, kimimiz evli, ah gençliğim ah. Çanakkale içinde bir dolu testi, analar babalar ümidi kesti. Diğeri okunmuyor. Ah gençliğim ah olması gerek. Hemen Kahraman Mehmetçiğimizin çok güzel süngülü bir heykelini de yapmışlar buraya. Evet. Videoyu burada kapatayım ben artık. Şimdi Anzak Koyu'na doğru gideceğim. Yolda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.